Bu arada alttan da bir yazı geçiyor, bir sıcak gelişme gibi belki verebiliriz. Kılıçdaroğlu Soylu ya tazminat davası açıp orada kazanmış. Evet. Bir meteorolojinin haritasına bakalım. Şimdi Marmara, Ege kıyılar ve özellikle ama İç Ege ve Doğu Karadeniz. Zaten görüyorsunuz gök gürültülü sağanak yağışlı haritada. Harita bize diyor ki havanın durumu bu bölgelerde kritik, aman dikkat diyor. Efendim gelelim havanın durumundan paranın durumuna. Paranıza mukayyet olun. Şimdi Ankara'ya bir döneceğiz, Olcay Aydile'ye. Ama önce ben bir Bahattin Yücel'e sormak istiyorum. Bahattin Bey, siz yani eski bakan, Erdem Bakan konularla ilgilenen de bir siyasetçisiniz. Bize diyorlar ki paranız varsa hemen harcayın. Çünkü bugünün 100 lirası yarının 95'i, bir sonraki gün 93 lirası vesaire. Gerçekten o halde miyiz? Muhtemelen o haldeyiz. Bize gerçek pek Yani fazla hem harcayalım. söylenmiyor. Pek fazla söylenmiyor. O halde olduğumuz anlaşılıyor. Aslında Türkiye üretemediği için eldeki tasarruflar var, geçmişte kalmış. Bu tasarrufların önemli bölümünü de genel olarak ülke borçlanarak, dışarıdan kaynak getirerek elde etti. O tasarruflarla inşaatlar yapıp birbirimizin parasını alıyoruz. Şimdi kendimizi, ülkeyi büyütemediğimiz için kalan tasarrufları da harcayın. Çünkü Türk parasının değeri düşüyor. Canlılık sürsün deniyor. Bütün konu bu. Türk parasının değerini düşürecekler. İhracat artacak diye düşünüyorlar bunu yaptıkları zaman. Türk parasının değeri düştüğünde. Ve siz de bu yoksulluğa razı olun diyorlar. Aslında bakın asıl üzerinde durulması gereken muhalefet bunu gündeme getirmedi. İş çevreleri de getirmiyor. Türkiye'de ciddi anlamda bir sermaye transferi yaşandı. Belli bir kesime o dövizler Türk lirasına çevrilerek uzun vadeli, 10 yıl vadeli ilk 2 yılı ödemesiz yıllık %8,5 faizle verildi. Onlar o kaynakları kullanarak bir sermaye transferi yaptılar. Şimdi bunun bedelini ödemek de bizlere düşüyor. Aynen. Onu bize aynen. ödeyecekler. Ve muhalefetin bunu anlatması bile yeterli. Bakın bu sermaye transferine iş çevreleri direnmedi. Siz biraz evvel program açılışında söylediniz. Dediniz ki iş çevreleri de orta vadeli planı alkışladılar. Onlar hala ümit içerisinde bekliyorlar. Bir de tabii yani şunu gördüler. Bakın açıkçası burada ekonomi elbette hep sermaye, büyük sermayeden yana. Onu da zaten tereddüt yok biliyoruz. Fakat bir başka yanı da şu. Son seçimden sonra baktılar ki Erdoğan gitmedi, gitmiyor. Artık sesini yükseltecek işte 5-10 gazeteciden, 3-5 muhaliften başkası da kalmadı. Onun da payı var elbette. Şimdi bakın dün bütün bunları boşuna konuşmuyoruz. Birazdan daha detaylı konuşacağız. Orta vadeli plan, orta vade derken işte 2023 zaten son ayları, son çeyreği ve 2024'ü ne yapacağız, ne edeceğiz bunları anlattılar. Yıllık, 5 yıllık Rakamlarını. bir perspektifle. Sağ tarafına Cevdet Yılmaz aldı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ki ekonomistir kendisi aynı zamanda. Sol tarafına Mehmet Şimşek aldı Erdoğan. Bu poz bir kere bizim bu birlikte verdiğimiz bir karardır. Mehmet Şimşek'in yolundan yürüyoruz mesajıdır herhalde. Ya onun programını uygulayacağız, Onun sadırız. programını uygulayacağız ama nereye kadar nasıl bilmiyorum ama dediğim gibi hemen yanına Mehmet Şimşek'i alması en sonunda kareye Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı da girdi. Tablo tamamlandı. İşte bu tablo bize hem Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısının hem de Erdoğan'ın sunumuyla başımıza neler geleceğini gösterdi. Şimdi bir grafikle başlamak istiyorum. Orta vadeli plandan hedefler. Yanı sıra vaatler de diyebilirsiniz ama hedefler o kadar küçücük küçücük ki bunlara vaat demeye de dilim varmadı. Şimdi vergiler en önemli kalem bu. 4,2 trilyon lira iken öyle tahakkuk edecek 2023'te. 2024 yılında neredeyse ikiye katlanacakmış. 7,4 trilyona çıkacakmış. Eğer servet vergisi getirilmeyecekse bu bize
sizin söylediğiniz gibi yük bizim sırtımıza binecek demek. Değil mi Bahattin Yücel? Yani şunu da söyleyelim, bakın Türkiye'de biz vergiyi kazançtan almıyoruz. Evet. Tüketimden alıyoruz. Dünyanın en eşitsiz vergisi o. O yüzden de en zenginle en yoksul aynı vergi ödüyorlar. Elektrik kullanırken, yakıt alırken, otobüse binerken, ekmek alırken. Evet. Evet, yani dolayısıyla her şey ortada. Şimdi dolar bu yıl sonunda 23.88 olacakmış. Ortalamadan tabii ki söz ediliyor. Ama hemen söyleyeyim, dolar an itibariyle 26.84. 26.84. Yani ortalamanın ve üstelik 27'ye doğru gene çıkışta dolar. Dolayısıyla bu ortalamanın biraz daha çıkacağını öngörebiliriz. 2024'te ortalama, bakın 2024 ortalaması 36.78 lira olarak öngörülüyor. Bu feci bir şey demek. Dahasını söyleyeyim ben size. Hani 2025'i duyunca 2024'de razı olacaksınız. 2025'te 43.9 lira. Yani 44 lira. 2025'te doların 45 lira, 44 lira olması ne demek biliyor musunuz? Paramızın yok hükmünde olması demek. Bize vaat edilen de bu. Uçuş planı bu. Enflasyon %65 öngörülüyor yıl sonu itibariyle. Gelecek yıl %33 olacakmış. Müjdeler olsun diye söylüyorlar. Bırakın Avrupa'yı, OECD ortalaması, dünya ortalaması falan, buralarda değil, birincilikteyiz. Bu en ağırıma giden şeylerden biri de kişi başına gelir kalemi. Şimdi bakın, 12.415 dolar ki bu kişiler arasında hanımefendiler, beyefendiler, bizler yokuz aslında. Bu ortalama biliyorsunuz. Hadi geçtik, diyelim ki yıllık gelirimiz bu. 12.415 liradan, pardon dolardan, 12.875 dolara çıkacak. Yani 250-300 lira, 250-300 dolar artacak demektir. 400 dolar artacak. 12.415, 12.875. Evet. Ve işsizlik, tek haneye inemeyeceğinin itirafı. Artıyor. 2023 10.1 ile, %10.1 ile kapanacak. 2024 10.3 olarak öngörülüyor. Dediğim gibi 2025'in rakamları çok daha ağır. Şimdi geldik, evet, Ankara'ya, Olcay Aydile'ye. Olcay, bu rakamlar bize gerçekten, hani bana bir masal anlat baba şarkısını çok güzel bir ironiyle Yılmaz Erdoğan filminde görmüştük. Bana masal anlatma baba diye bir filmdi o. Bize masal anlatmasınlar diyeceğim. Bu masalın ayrıntılarını sen bize anlatır mısın? Orta vadeli plan ne söylüyor? Fakirlere, fas fakirlere, orta kalmayan orta direğe. Ayşenur Hanım merhaba, iyi yayınlar. Ayşenur Hanım, aslında ben sonda söyleyeceğimi izin verirseniz başta söylemek istiyorum. Bu arada sesim bana döndüğü için acaba arkadaşlarımız ona müdahale edebilir mi? Oldu ama herhalde sorun giderildi. Bir duyuyor musun Olcay? Tamam. Seste bir problem oldu gibi. Bir konuşmak isteyecek miyiz? Duyabiliyor musunuz beni? Tamam, duyduk gibi. Bir konuş bakayım. Bana masal anlatma dedim ama. Daha doğrusu bize masal anlatmasınlar dedim. Ayşenur Hanım, duyabiliyor musunuz beni? Bir saniye. Ben duyuyorum seni. Tamam, baştan kapatıp açacaklar. Şimdi Olcay Aydilek tabii bize rotamızı da anlatmış olacak bu orta vadeli planla birlikte. Şimdi bu rasyonel yol haritası değil mi? Mehmet Şimşek geldi, rasyonel oldu. Biz bundan ne anladık? Erdoğan'ın rasyonel, yani akılcı olmayan yol haritasıyla gele gele buraya gelmişiz. Yani 21 yılda. Ha, 21 yılda mı? Yok canım, daha yeni gelmediler mi onlar iktidara? Şöyle, iyileri iktidar yapıyor, kötüler muhalefet yüzünden öyle oluyor.
Ha, doğru. Yani bir de bunu kabul etmemiz lazım.